Merhaba arkadaşlar, Erdoğan adında arkadaşımız bel kas başlangıç kaskı olur mu? Daha üst kaslardan öneri verebilir misin demiş. O Next kaskı da bir ara devamlı tanıtıyordum ben. Next kaskı da acaba hani belin yerine kullanabilir miyim, onu tercih edebilir miyim demiş. Tercih tabii ki senin. Bel kask, belin qualifier modeli gerçekten güzel bir model. A sınıfı polikarbon, işte ön bakış açısıyla, işte yandaki şu kilitleme mekanizmasıyla ön, üst ve arka hava çıkış kanallarıyla gerçekten iyi bir kask. En azından ECE 22.05 sertifikasına sahip ve 1587 gramlık bir kask. Hani yüzlerce kere tanıttığım için tekrar kafama giyip tanıtmıyorum arkadaşlar. Tabii ki belin şöyle bir artısı var. Double D bir bağlantısı var şu içinde. İyi kapanıyor, boyuna iyi oturuyor. Fakat hani şöyle diyebilirim, bunun bir çene pedi yok. Altında bir çene pedi yok yani şurasında. Ve bir burun pedi yok. Hani bunlar bunu kötü bir kask yapar mı? Hayır, yapmaz. Bel kasklar gerçekten iyidir. Bundan alınabilir. Onun yerine bunu tercih edebilir misin? Vallahi hani bunun tercihini tam yapamadım. Fakat hani A sınıfı polikarbon, bir dakika şunu bırakayım. A sınıfı polikarbon tekrar bu. Ama hani bunun dış kabuğu A sınıf polikarbon, içinde %30 kauçuk destekli olarak yapılmış. Bunun bir güneş vizörü var. Güneş vizörü bildiğiniz gibi dış kabuğun kalınlığından biraz çalmak gibi oluyor aslında. Hani daha dayanıklı bir dış kabuğa sahip ama hani güneş vizörü olması biraz bu konuda hani tamamen senin tercih edebileceğin bir şey aslında. Hani dış kabuğu dayanıklı, güneş vizörü var ama belin güneş vizörü yok. Kalın bir kabuğu var. A sınıfı polikarbon. Bunun hani bir artısı şu olabilir. Şurada XCOM, Intercom bağlanabilecek yeri var. Yine tabii ki hani geniş bakış açısı var. Artı olarak burun pedi var, çene pedi var. Bunun da gerçekten iyi oturan özellikle hani boyun pedleri var. Bunun mikrometrik bir bağlantısı var. Double D, belin double D olması onu daha iyi bir kask yapıyor bence. Yine hani üst hava çıkış kanalları var. Güneş vizörünün açılma yeri şurada. Arka tarafında şöyle bir işte hava çıkış kanalı var. Büyük bir hava çıkış kanalı var. Bu da 1550 gram. Yaklaşık 37 gram daha hafif bir kask. ECE 22.05 sertifikasına bu da sahip. Bunlar şekil desen olarak tabii daha güzel görünüyor. Onlar tamamen mat siyahtı. Onları gösterdiğimde. Bel qualifier mat siyahtı. Bunun da mat siyah ve üstünde hani renk desen olarak güzel çeşitleri var. Bir örnek daha, bir üst seviye kask daha gösterebilirim. Onu da göstereyim hemen. Şöyle dışı tamamen fiber glass, karbon yapıda bir kask. CR1 LSK FF396. Ne kadar güvenilir bir kask olduğunu tamamen senin tercihine bırakıyorum. Çünkü hani bir sürü insan bir sürü farklı şey söylüyor. Geniş bakış açısı var yine. Hani bir burun pedi var, çene pedi şurada küçük şekilde yapılmış. Bunun double D bir bağlantısı var. İyi oturan boyun pedlerine bu da sahip. Üst hava çıkış kanalı, ön hava çıkış kanalı, arka hava çıkış kanalları, elle idare edilebilen kanallar. Bu da ECE 22.05 sertifikasına sahip ve o ikisinden de hani Bel ve NX Next SX100'den de yaklaşık 200 gram daha hafif bir kask. Tercih dediğim gibi tamamen senin. Tabii ki fiyat farkları var. Bir üst seviye daha kask tanıtacağım. O da Shoei NXR olacak. Shoei NXR'ları zaten tanıtmıştık. Biliyorsundur veya seyretmediysen tekrar göstereyim ben. Şöyle açıldığı zaman geniş bakış açısını zaten görüyorsun. Şurada bir kilit mekanizması var. Yüksek hızlarda açılmasını engelleyen. Boyun pedleri, iç pedleri gerçekten iyi. Hepsini de zaten çıkabiliyor, yıkanabiliyor. Şu ön tarafında kanalları var. Şu tarafında bu kanallarda hava girişini, çıkışını sağlıyor. Ve hani camın buğulanmasını engelliyor. Üst tarafında yine hava çıkış kanalları var. Arka tarafında giriş kanalları, ön taraf, arka tarafında arka çıkış kanalları var. Bu da 1310 gramla 1350 gram arası değişen bir ağırlığa sahip. Tabii ki işte double D bir bağlantıya sahip ve şurada hani kaza sonrası çekme halkaları için çekme halkaları koymuşlar, iki tane kırmızı.
Bunu da alabilirsin. Bu da gerçekten iyi bir kask. Benim hoşuma giden bir kask. Tabii fiyatları birbirinden farklı. İşte o diyelim işte 600 lira, ötekisi 1000 lira, ötekisi 1500 lira. Bu da 2500-3000 lira civarlarında bir şey olması lazım. Açıklama kısmına zaten detaylarını yazacağım. İyi sürüşler. Umarım yardımcı olmuştur.